Yok. 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 Hiçbir yerde yok. Buraya bulmadım. Senin etrafın sana da bakmıştım. Belki de bunların arasına girmiştir. Aralara düştü belki de. Ay Başak, istiyorsan balyoz bileyim, yeri falan kır yani. Ya yok. Yok. Ya anlıyor musun? Yok, yok, yok. Boşuna arıyorsunuz işte. Belli ki eve düşmemiş. Sen de anca akıl ver. Yani bir teyzeme yardım edeyim demiyorsun. Teyzeme yardım edeyim. Aferin sana. Aferin, gerçekten tebrik. Ya ben onu nerede düşürdüm? Ben onu nerede düşürdüm? Ben onu kesin dışarıda düşürdüm. Ben onu nerede düşürdüm? Nerede? Ne yapacağım ben? Yani ne yapacaksın canım, şey yapacaksın? Gideceksin çakmacıya, alacaksın aynısından. Yani Bülent onu da kontrol etmez herhalde, değil mi? Nereden bulacağım acaba ben onun aynısını? Simoş, internetten baktım. Tasarımmış o yüzük. Ay yok, onu ben de bilemedim ama şimdi ya. Yüzüğün satıldığı yerden tekrar aynısını alsanız. Kız Simoş, bizde kafa mı kaldı, çocuk doğru söylüyor. Gidelim alalım, niye deliriyoruz burada? İyi de var mı ki o kadar hazırda paran şimdi? Evet var. Gelinliğin parası var. Şu an gidip alabiliriz yani. Benim 109 liram var. Babaannem vermişti. Ya ben seni yerim. Ben seni yerim. Yerim. Sen bir tanesin. Sen harika bir... Ben! Bülent arıyor. Yok Başak, saçmalama. Saçmalama. Saçmalama çünkü açıyorsun telefonu. Bilmiyor ki. Bilmiyor. Açar mısın telefonu? Açmayacağım. Hayır, açıyorsun. No. Aç. Keşke ben açana kadar kapatsam. Sakin, sakin, sakin. Aç. Alo aşkım. Alo canım. Ya ben şimdi teyzemin kızıyla konuştum da bu evlilik teklifinden falan bahsettim. Yüzüğü çok merak etti. Düğünde görür. Düğüne gelmeyecek mi? Düğünde görür. Ya onu şey yapsak, sen şimdi parmağındayken bir fotoğrafını çek bana gönder, ben de ona göndereyim. Ha? Nasıl olur ya? Nasıl olur işte. Çek fotoğrafını gönder, tamam. Hadi bekliyorum. Öptüm. Nasıl bir şey istediğine inanamayacaksın. Ben duydum. Duydum da şu an bir yalan düşünüyorum. Biraz çabuk düşünür müsün? Ay Başak, senin kafan normalde böyle şeyleri zehir gibi çalışır. Bir düşünür müsün? Durdu. Durdu çünkü ben bütün IQ'mu bu sefer de bu işe hibe ettim. Durdu. Artık o bir bitki, ne olur hızlı düşün, düşün. Uğursuzluk getirir diye. Düğünden önce yüzüğün fotoğrafı çekilmek uğursuzluk getirir diye. Ay bak vallahi bu çok mantıklı. Yani sonuçta senin arkadaşın düğün günü terk edilmiş bir insan değil mi? Yani senin nazara falan inanman lazım. İnanıyorsun. İnanırsın. Dur, dur. Aferin kız sana. Aferin. Arıyorum. Ara. Ara. Alo, gelmedi hayatım yüzüğün fotoğrafı. Gelmeyecek. Yani senin o kuzeni şimdiden görümcelik mi yapmaya başladı acaba bana? Yok hayatım, ne görümceliği ya? Acaba senin o kuzenin bilmiyor mu? Düğünden önce yüzük fotoğrafı çektirmek uğursuzluk getirir. O çiftler teker teker ayrılır. Ne yapmaya çalışıyor acaba senin kuzenin? Ya hayatım, nereden bilsin Allah aşkına? Ayrıca yani niye böyle kötü bir şey istesin? Olur mu hiç öyle şey ya? Vallahi kusura bakma hayatım. Ben bu aşkı sokakta bulmadım. Öyle kolay kolay da harcayamam, göndermeyeceğim. Tamam hayatım, peki gönderme, sonra görürler. Tamam, hadi öpüyorum, bay bay. Ay Başak, vallahi harikasın ya. Bir şey diyeceğim, arada gelip benim kayınvalideme falan da konuş böyle, hakikaten. Tamam, nerede kalmıştık? Gelinlik parasından bahsediyordun. Hah, evet, o para bende hazır. Hadi gidiyoruz, o yüzüğü alıyoruz. Hadi, hadi bakalım. Fotoğraflarındakinden çok daha güzelmiş. Sen dur hele dur. Sen kimi arıyorsun acaba?
Alo, ben Pelin'in ofisinin önündeyim. Ya yalnız Süheyla abla, Pelin çok güzelleşmiş. Bakar mı ki acaba bana? Yalnız Doğancığım, yani erkekte güzellik önemli değildir. Zeka önemlidir. Biraz böyle ilgi çekici şeyler söyle, biraz esprili ol, tamam mı? Nasıl yani, o kadar çirkin miyim ben? Aa, aşk olsun Doğan, ben sana çirkinsin mi dedim? Tamam, elimden geleni yapacağım. Yalnız Doğan, seninle konuştuğumuz gibi Pelin'in hiçbir şeyden haberi olmayacak, tamam mı? Siz hiç merak etmeyin. Pelin için ne gerekiyorsa konuştuğumuz gibi uygulayacağım. Genç, sen bir dur bakayım ya. Gereken neymiş ha? Bir de bakayım. Ne istiyorsunuz benden? Asıl sen Pelin'den ne istiyorsun, onu bir söyle bakayım. Niye soruyorsun ki? Ya söyle ya. Ya sen bir söyle. Ya ne isteyeceğim işte? Diyetisyen diye geldim. Ya sen bana bir bak hele. Sen bana bir bak hele. Sende öyle diyetisyenlik hal var mı lan? Ha? Beni mi yiyorsun sen? Şaka. Beyefendi bakın. Benden ne istiyorsunuz anlamış değilim. Ayrıca siz kim oluyorsunuz ya? Bak koçum. Şimdi geldiğin gibi gidiyorsun o patronuna. Diyorsun ki Rıza Bey'in tersi çok pistir. Namusuyla para kazansın. Tamam mı? Bakın beyefendi, ben kendi işimin patronuyum. Şu laflara bak ya. Ya bak hele. Göndere göndere senin gibi böyle bir hanım evladını mı gönderdiler? Bakın kırıcı oluyorsunuz lütfen. Ben biraz sonra bir kırıcı olacağım lan ya. Ne yapıyorsunuz? Bayılacağım. Bak sen geç lan. Ne yapıyorsunuz? Yok, bakın böyle kocaman böyle 8 tane taşı vardı. Taşı da böyle yuvarlak değildi. Böyle 16 geldi. Şunları mı diyorsunuz? Yani pardon da ben bunlara mı layığım? Ay Başak, fotoğrafını çekmedin mi? Çekmedim. Sen çekmedin mi? Ya ben senin yüzünün fotoğrafını niye çekeyim ya? Aferin. Aferin, ben seni zaten denemek için yapmıştım. Acaba hani onun aynısını gösterip Hakan'a aldırır mısın diye aldırmıyorsun. Ya şu an denemenin sırası mı? Ya bir düşünür müsün? İnternete falan koymuş olamaz mısın? Ya koymadım. Koymadım çünkü nazar değer diye koymadım ama değdi işte, değdi. Aferin, aferin. Hanımefendi, elimizdeki tüm pırlantalar bunlar. Tamam, topla kaldır bunları sen. Tasarım da o. Bizde tasarım ürünler bir tane üretiliyor maalesef. Ben anlatayım aynısını. Yapın. 5 tane taşı vardı. 4'ü küçük, ortadaki büyük. 4+2 tane taşısı vardı hepsinin. Kız sen nereden biliyorsun? Çok gösterdim. Kafamın içine kazınmış. Galiba öyle bir yüzük hatırlıyorum. Bülent Bey olması lazım. Evet, tamam. O, süper. Vallahi billahi o. Hanımefendi, maalesef sözleşme imzalıyoruz. O yüzük Bülent Bey için özel tasarlandı. Bir benzerini yapmamız mümkün değil. No. Ağlarım ama. Dışarıda ağlasanız yalnız. Biraz daha bakalım. Tamam güzelim, biz artık başka bir şekilde halledelim onu. Ha? Ama yüzük yüzeye benziyor. Tamam hadi, hadi. Belki vardır ya. Sonuçta siz yapmışsınız yani. Aynısını videolardan anında haberdar olabilirsiniz.